Merhaba arkadaşlar. Sıra masa problemleriyle karşınızdayım bu defa. Sıra masa problemleri de arkadaşlar çokça karşımıza çıkan soru tiplerinin başında geliyor. Buralarda bu sorularda sıra sayısına x diyerek yine çözüme ulaşacağız arkadaşlar. Bununla ilgili 5 tane soru hazırladım. Bakalım neler yapacağız. Şimdi sınıftaki öğrenciler arkadaşlar ne yapıyormuş? Sıralara ikişer ikişer oturuyorlarmış. Bu durumda 7 öğrenci ayakta kalıyormuş. Biz ne demiştik? Sıra sayısı x olsun. O zaman sıra sayısı x ise ne yapıyoruz? Her sırada kaç tane öğrenci oturuyor buna bakacağız. Şimdi her sırada 2 öğrenci oturduğu için 2x kadar öğrenci şu anda oturuyor. Ve 7 öğrenci de oturmuyor ayakta yani. O zaman toplam öğrenci sayımız buradan ne yapmış oldu? 2x artı 7. Diğer türlü başka bir seçenek daha varmış. Eğer üçer üçer otururlarsa diyor. Bu durumda da bir sıra boş kalıyormuş. Şimdi bir sıra boş kaldığına göre demek ki x eksi 1 tane sıramız dolu sadece. Yani buralarda x eksi 1 tane sırada öğrenci oturuyor ve her sırada da 3 öğrenci oturuyor. Sınıfa sonradan giren öğrenci ya da çıkan öğrenci olmadığına göre ilk hesabımızda ikinci hesabımızdaki öğrenci sayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman bunları birbirine eşitleyerek x'i bulmaya çalışalım. 2x artı 7 eşittir 3 parantezinde x eksi 1. Dağıtırsak 2x artı 7 eşittir 3x eksi 3 olacaktır. X'i bu tarafa atalım 1x kalsın. Eksi 3'ü bu tarafa atalım 10 kalsın. Demek ki bu sınıfta arkadaşlar 10 tane sıra varmış. Dikkat ederseniz üstteki de öğrenci sayısıydı. Alttaki de öğrenci sayısıydı ve bunlar birbirine eşitti. Yani x'i hangi tarafta yerine koyduğumuz fark etmeyecektir. İkisinden de aynı sonuç gelecektir. Bu ilk soruda ikisinde de yerine koyalım. Eşit geldiğini görelim ama sonrakilerde bunu yapmayalım. X'e 10 koyduğumuzda 2 çarpı 10 artı 7'den cevabı 27 olduğunu görüyoruz. Aşağıda bunu deneyecek olsaydık x'e 10 koyunca 3 parantezinde 10 eksi 1'den. Evet burası 9 yaptı. 3 kere 9 yine 27 yaptı. Demek ki sınıftaki öğrenci sayımız 27 olacak. Bir sonraki soruya geçelim. Evet burada da arkadaşlar sınıftaki öğrenciler sıralara önce ikişerli oturuyorlar. Bu durumda 15 kişi ayakta kalıyor. Yine sıra sayısını arkadaşlar x diyelim. Hemen sıra sayısına x dediğimizde ne olacak? Her sırada 2 öğrenci oturduğu için x tane sıra var. Ve her birine ne yapıyor? 2 öğrenci var. 2x kadar öğrenci oturuyor. Ancak 15 kişi de ayakta bekliyormuş. Demek ki şu an öğrenci sayımız değil mi? 2x artı 15. Sonra ne olmuş? Yine bakın sınıfa giren ya da çıkan öğrenci yok. Dolayısıyla ilk durumdaki öğrenci sayısı ile son durumdaki öğrenci sayısı eşit olacaktır. Fakat ikinci durumda da dörderli oturuyorlarmış. Bu durumda ne oluyormuş? 3 kişilik yer boş kalıyormuş. Yani burada anlıyoruz ki x eksi 1 tane sıra tam dolmuş. Değil mi? X eksi 1 tane sıra tam dolmuş. 4 kişi oturuyor her sırada. Ancak son sırada sadece 3 kişi oturuyor. Burası önemliydi bizim için arkadaşlar. 3 kişilik yer boş kalıyor. Demek ki tüm sıralarda insan var. Hiç boşta sıra kalmamış. Tamamen boş olan öğrencinin oturmadığı sıramız yok. Ancak son sırada tam dolu değil de bir eksiğimiz var. 3 kişi oturuyor, bir kişi eksik orada. Onun için onu ayırdık. Dedik ki x eksi bir tane sıra tam dolu. Ve bu dolularda 4'er kişi oturuyor. Son sıramızda da 3 kişi oturuyor. Bu da yine arkadaşlar dediğimiz gibi öğrenci sayısına eşit olacaktır. O zaman bunları birbirine eşitleyelim hadi. 2x artı 15 eşittir. Şunu dağıtarak yazıyorum. 4x eksi 4 artı 3. X'leri aynı tarafa topladığımda buradan 2x eşittir 16 olacaktır. X eşittir 8 olacaktır. Bize sınıf mevcudunu sorduğuna göre yine arkadaşlar üst taraftan çözüme gidebiliriz. X yerine 8 yazalım. 2 kere 8 16. Artı 15'ten cevap 31. Bakın buradan da bulsaydık aynı cevap gelecekti. Gerçekten 8'i x yerine yazdığımızda 8 eksi 1 7 4 çarpı 7 28 yapacaktır. Artı buradan da bir 3 vardı. Yine bakın 31 gelmiş oldu. Evet 3. soruda bu sefer benzer bir mantık yalnız hikaye değişmiş. Konferansta misafirler masalara ikişerli oturunca diyor. Yine masa sayısına yani bir öncekindeki gibi sıra sayısını x diyorduk ya. Masa sayısına x diyeceğiz. Her masada ne oluyor? İkişer insan oturuyor. 2x tane misafirimiz oturuyor şu an. Çünkü x tane masa var. Her masada 2 kişi var. O zaman 2 çarpı x kişi oturan insan sayısı. Ancak 11 tane misafirimiz de oturamamış. Demek ki salondaki toplam misafir sayısı bu. Yani buna mevcut diyelim hadi. Kısa olsun. Sonra ne olmuş? İkinci bir seçenek. Misafirler masalara üçerli otururlarsa 2 masa boş kalıyor. Şimdi toplam x tane masamız vardı ya arkadaşlar. Bu x tane masadan 2 tanesi dolmamış. Yani x eksi 2 tane masamız dolu sadece. Ve bu dolu masaların her birinde de 3 tane insan oturuyor. Dolayısıyla masa sayısıyla her masada oturan insan sayısını çarptığımızda yine mevcudu bulmuş olacağız.
Yine hikayeye baktığımız zaman salona sonradan giren ya da çıkan kimse yok. O zaman mevcudun ilk ve son durumda birbirine eşit olması gerekiyor. Açarak yazıyorum şurayı. 3x eksi 6 eşittir 2x artı 11 olmalı. X'leri aynı tarafa topluyoruz. Bunları da aynı tarafa topluyoruz. Demek ki x 17'ymiş. Bu sefer bize salondaki masa sayısını sorduğu için doğrudan cevabı bulmuş olduk. Yani mevcuda gitmiyoruz. Evet, 4 numarada da sınıftaki öğrenciler sıralara üçerli oturunca diyor. 7 öğrenci ayakta kalıyor. Bu sefer yine sıra sayısını x diyerek başladık. Her sıraya 3 kişi oturmuş. Yani 3x kadar insan oturuyor. 7 öğrenci de ayakta kalmış. Bu bizim mevcudumuz değil mi? Toplam öğrenci sayımız yani. Sonra eğer sıralara 4'erli otursaydık. Bu durumda 2 sıra boş kalacaktı. Yani x eksi 2 tane sıra dolmuş olacaktı. Toplam 2 sıra vardı ya. 2 tanesi boş kalmış. O zaman x eksi 2 tane sıramız dolmuş demek ki. Ve bu dolu sıraların her birinde de 4'er tane insan oturuyor. Ve sonra bir sırada da 2 öğrenci olacaktı diyor. Şimdi bir sırada da 2 öğrenci olacağına göre o artı 2 olarak sonra eklenecek. Çünkü oturan 4'erli oturan öğrenci sayımız burası. Artı bir de dışarıda 2 kişilik ekstra bir öğrenci grubu var. Bunları topladığımızda yine arkadaşlar mevcudu elde etmiş olacağız. Bu mevcutlar birbirine tabii ki ne olacak? Eşit çünkü sınıfa giren ya da çıkan öğrenci yok. 3x artı 7 eşittir. Şu 4'ü içeri dağıtarak yazıyorum. 4x eksi 8 artı 2. Şimdi x'leri aynı tarafa topluyoruz. Burada 1x kalacak. Şurası eksi 6 yaptı. Eksi 6'yı da bu tarafa atarsak 13 yapacaktır. Artı 6 olarak geçecek çünkü. Demek ki sınıftaki sıra sayımız x'miş arkadaşlar. Ama bize sıra sorulmuyor. Öğrenci sayısı soruluyor. O zaman ne yapacağız? X'i getirip yerine yazacağız. Hangisinde yazdığınız çok önemli değil. Ben üst tarafta yazacağım. 3 çarpı 13 artı 7. Burası 39 yapacaktır. 7 ekleyince de 46 mı yapacaktır? Evet. Ve evet arkadaşlar son sorumuz bununla ilgili. Yine sıra sorusu gibi, masa sorusu gibi ama bu defa misketler var. Yani bir grup arkadaşlar çocuğa misketler üçerli dağıtılırsa 5 misket ne oluyormuş? Artıyormuş. Dörderli dağıtılırsa da 3 misket, 3 tane çocuk misket almıyormuş. Buna göre grupta kaç çocuk vardır? Çocuk sayısını x diyelim hadi. Aynı sıra sayısını x der gibi. Hani sıralara insan oturuyor diye burada da çocuklara misketler gelecek. Yani aynı hikaye aslında. Şimdi x tane çocuk var. Her çocuğa 3 tane misket dağıtırsak 3x kadar misket dağıtılacak. 5 tane de fazlalık var dağıtılmayan. Bu bizim toplam misket sayımız. Sonra aynı çocuklara bu sefer 4'erli dağıtılırsa 3 çocuk misket alamıyormuş. Yani x tane çocuğun 3 tanesi hariç geri kalanları misket alıyor. Yani x eksi 3 tane çocuk misket alıyor. Ama her çocuğa da 4 tane misket veriliyor. Dolayısıyla 4x parantez içerisinde 4 tane x eksi 3 kadar misket dağıtılmış oluyor. Bu da bizim misket sayımız. Sonradan misket ilavesi yapılmadı ya da çıkarılmadı. Dolayısıyla bu iki durum birbirine eşit olmalı. Üst taraftakini yazıyorum önce 3x artı 5. Alt tarafı da dağıtarak yazıyorum 4x eksi 12. 3x'i buraya atarsak 1x kalacak. Eksi 12'yi buraya atarsak 17 kalacak. Demek ki grupta arkadaşlar 17 tane çocuk varmış. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.